iPhone 13, Sony PlayStation 5, Volta elektrikli scooter, 10 kişiye FM 2022, 40 kişiye 250 TL'lik getir yemek çeki ve Esport Plus üyelikleri hediye. Voley uygulamasını hemen indir, bil kazanla kazan. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Voley ekranlarından herkese merhabalar. Bir kez daha Clean'in sunduğu Tatava'yla karşınızdayız. Nezih Bey. <laughs> abi hayırlı olsun Selahattin. Biz abimiz de aramıza abi. katıldı. Korona selamımızı <laughs> da yaptık. Evet. Ben kendisi Adana Adanalı bir mafya babası oluyor. Mafya tam böyle mafyacı mı, iş adamı mı tam da belli değil ama. Bir, takım kendi nereye yakın hissediyorsun abi? İş bir adamı takım bir takım muhabbet. karanlık iş adamı olarak görüyorum. Bir takım karanlık güçleri var ama. Bilmiyorum <gülüyor> karanlık <laughs> işlerde güçlerde var. Biz hakkında kalkıp yani, önceden bana şey yapmak. Az <laughs> Spoiler vermiyor musunuz Yok, abi genelde? Yok öyle şey olur mu? <laughs> abi 3 kuruş dizisi Show TV'de <laughs> Zafer abi başladı. Düz seyrettik. Bir tane de Nesrin Cevat hanımefendi de kız rolünde. Annesini mi öldürmüş artık? Ne yapmışsa kızı da bir türlü sevmiyor. Babayı bakacağız. Onları bakacağız. Zamanla göreceğiz. Hep zamanla hepsi göreceğiz. Evet. Hayatta gerçeklerin yüzüne Ama gibi şeyini var. çok beğendim abi. Yancın var ya bir tane. Hmm. Yancın değil de ne diyeyim. Yaverin. Koruması. Yaverin Yaver. çok Yaver. iyi. Süper karakter. Atilla. Çok iyi çocuk. İyi çocuk evet. İyi karakter. Karakter olarak iyi ya. Şey karakteri çok iyi. Güzel seyrediyoruz bakalım şimdilik. Evet babalar hafta nasıl geçti? Baba sıkıcı geçti hafta. Arada bir Avrupa maçları oldu. Evet şey Avrupa maçları da. Görüşmeyle. Yani bir Fenerbahçe-Anverpendi. Onun dışında hani o da çok süper geçti sayılamaz. Galatasaray işi gördü sadece. Görüşmeyle iyiyiz. Ben kulüp dizisine başladım. Birinci bölümünü izledim. Ha gördüm onu nasıl Çok da? beğendim. Birinci e, bölümü itibariyle. Bir kere ben bu Netflix Türkiye dizilerinde hep şunu görüyordum. Senaryoda bir şey olsa bile. Prodüksiyon çok zayıf kalıyordu. Para harcamıyorlardı özetle. Hmm. Yani ışık zayıf, dekor zayıf, evet. styling zayıftı. Yeşilçam'da, Blue TV'de Yeşilçam dizisinde onu biraz aşmışlardı. Yani prodüksiyona harcamışlar parayı. Onu da izlemiştim, birinci sezonunu. Onun ikinci sezonu geldi ama orada böyle çok hikaye bir türlü akmıyordu. Hani çok uzatma vardı. Hikayenin akma hızı yavaştı. Burada birinci bölümü itibariyle baktım ki ilk defa bir Netflix Türk dizisinde müthiş prodüksiyona prodüksiyondan kaçılmamış. Prodüksiyon genelde ikisinden kalem oluyor gibi geliyor bana ee, yani. yani ondan kaçılmamışlar. Bir kere güzel iki ilginç bir Türkiye dokusu var. 1950 Türkiye'si. Üçüncüsü konu şu ana kadar iyi bir de oyuncular iyi abi. Oyuncular çok iyi yani. Fırat Tanış var. Hı -hı. Efendim Barış neydi Barış? Barış Arduç. Barış Arduç var. Evet. Gökçe Bahadır var. Ondan sonra iki tane genç arkadaş var. Yönetmeni çok iyi. Zeynep Günaydın. Evet. Zeynep o. Yani bildiğimiz o meşhur, o televizyon evet. dizileriyle çok meşhur evet. yönetmeni var. İkinci ve üçüncü bölüm, zaten altı bölüm bir, bir sezon. Onu ben iki Hadi günde bitiririm. Bir şey i̇ki yani, günde bitiririm. Bir iş değil o zaman. İki günde bitiririm. Bir dahaki hafta tam notumu veririm. <laughs> <bildirim. gülüyor> IMDb. IMDB notunu bekliyoruz abi. Peki şimdi e, bugün tabii e, aynı zamanda 10 Kasım. 10 Kasım, evet. evet. Ulu Önder, Atatürk'ü. Ölüm ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve minnetle, minnetle arıyoruz. Rahmetle evet. anıyoruz. Saygıyla yani, anıyoruz. anıyoruz. E... Yalnız fotoğraf da muhteşem. Evet. E çok güzel fotoğraflar var son Adamın dibi ya. Teknolojinin de gelişmesiyle bir de daha dijitalize, daha HD'ye çevrilen görüntüleri dön dönmeye başladı. Renklendirilmiş siyah beyaz fotoğrafların renklendirilmiş halleri falan. Çok güzel fotoğraflar var. Bu da onlardan bir tanesi. Abi bir de bazı insanın kamera seviyor. Yani fotojenik olmak gibi bir şey canım, var. Anlatabiliyor tabii. muyum? O yıldız, yıldız o. Yani aynı kamerayı başka başka insanlara koyuyorsun. Bir başkası başka türlü bakıyor. Karizma dener. Karizma, yıldız abi. tozu işte o. Evet. Starışı. Evet, evet. Tabii o var. Gerçekten öyle bir şey var. Ve yok yok var. Paşamızda da, var. atamızda da evet, fazlası var. rahmetle anlıyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet, gündemimize geçelim. Süper Lig'e dönelim daha doğrusu. Ee, Trabzonspor Beşiktaş deplasmanını da çok çok önemli bir 3 puanla kapadı. Ee, şu ana kadar yenilgisiz gelmişti aslında İnegöl'de, evet. e, Vodafone Arena'ya da evet. e, ve Trabzonspor aslında geçtiğimiz sezon kim maçında bir kopyası oldu gibi yazdı Ferhat. abi Senle şey. başlayalım mı? Evet. E, oradan da bir yayılan. Bu arada X8'de de neredeyse herkes puan kaybetti. Abi. Trabzon Yani hata yenildi. Ve... Bir tek Konya kazandı. Aynen Konya ve Trabzon dışında herkes. Var da tabii da... yani puan durumunu tekrar görecek görebilir miyiz? Yani net bir Anadolu devrimi var. Var. Trabzonspor'a evet. Spor'a yani Alanyaspor'a falan da orada. Alanyaspor <laughs> da mağlup, mağlup olmasına rağmen orada bak. Bunu peki nereden okumak lazım abi sence? Anadolu Devrimi ee, Anadolu Devrimini şuradan okumak lazım. Yani bizimkiler devrimi... Avrupa'ya gitmesin abi. Zaten artık yani zaten gidemeyecekler. Gitmesin. Her gidenin çünkü herkesin derdi o. Avrupa'ya gittik. O yüzden çok yorulduk. İşte orada gitmeyin kardeşim o zaman biz mi dedikçe zorlamaya. Gitmeyin abi. Abi zaten Tamam Avrupa'ya gitmenin elbette bir yıpranma payı vardır. Tabii ki vardır. ve bu kadar değildir. Bu kadar olur mu abi? Buradan okumak lazım. Bir de bence ne yazık ki sezona tam giremiyorlar abi. Strateji diye bir şey var. Bizde niye girilmiyor? Beşiktaş abi. mesela daha erken girmiş. Aslında Beşiktaş iyi girmişti. Niye? Yok abi geç kaldı Beşiktaş. Bizde biz kadroda zaten Eylül Eylül 15 tabii, abi. Tabii ya, tabii. Ya Trabzon tabii. aslında tek erken kuran. Yani stratejisini tabii. doğru kuran Trabzon'du. Bir tek evet. Densville'i falan aldılar son günlerde yani. Başka transfer yapmadılar adamlar. Evet. Ya, oğlum ekmeğini yiyorsun abi bak. Geçen seneden gelen hoca. Hep onlara baktığın Zaten zaman bak, Konya Spor, bak Konya Spor, İlhan Palut, Hatay Spor, Ömer, Ömer Erdoğan. Ki Hatay spor da acayip bir kadro değişimi var. Ciddi Tabii. bir sirkülasyon Geçen var ya. Geçen sezonla da aslında kadro... Burada hani şeyin fark yani <coughs> bu önermeden, önermeye aykırı takım Alanya Spor. Evet. Onun dışındakiler Beşiktaş'ta başka sıkıntılar var. Onu da Zafer abiye sorarız. Şimdi. Abi Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntısı yani sezon başından beri ben söyleyince Beşiktaşlı fanatik gibi konuşuyorsun diyorlar. Ama Beşiktaş bence hakemler tarafından açık bir biçimde baltalanıyor abi. Yani Trabzon maçında Elkudun'un pozisyonuna hadi beraber topa daldılar. Raşit'in pozisyonunda ben de ilk gördüğümde penaltı gibi geldi. Sonra dedim ki ya sanki böyle kendisi topa vurduktan sonra ayağını adamın altına sokuyormuş gibi geldi. Eyvallah ama vidanın itildiği pozisyon. Dünyanın her yerinde penaltı. Hakem görmedi pozisyonu. Hmm. o e, bir de, Ersin, bir de iki Trabzon'un ben, arasında kaldın kaldı. Evet. Değil mi? Torsen itti ha, galiba. Ha, değil. Turunçen, Tronsen bir, itti. Bir, bir duran topta ittiği pozisyonu Çünkü, var. var. Hakem o arada orta hakem kenarda pas yapan Beşiktaşlı oyuncuları seyrediyordu. Halbuki sahanın içine bakması lazım. Top çünkü birazdan oraya gelecek. Ortalandığı anda hakemin kafası buradaydı burayı görmedi. Var bunun için var aslında bu arada. Tabii. Yani. Ve itti bak ittikten sonra Gelen topa yükselip kendisi kafa vurdu. Yani top başka bir alana gitse ya aktif bir alan içinde değildi. Böyle itişme de olur. Ben defalarca izledim. Hani bazı oyuncunun şöyle sahtekarlığı vardır Serdar. Arkada adamın geleceğini hisseder. Ya dur Temasa bir bana alır almaz alır, 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 alır almaz kendini Fâle bırakır. Olsun. Vida hiç görmüyor bile. Çünkü hep gözü topta ve şey arıyor, pozisyon arıyor kendine. Açıkça abi adamı sen itiyorsun. Hadi tamam. Orta hakem görmedi. Suat Aslan ne iş yapıyor abi orada? Evet. Var abi. hakemi. Doğru. Beş Tabii tane orada... maç, Beşiktaş maçı yönetti. Beşinde de Beşiktaş kazanamadı. Hadi hakem hatası bir olur, iki olur ama baba sezon başından beri böyle Ulenberg'in sergeli hedef gösterdiği andan itibaren hakemler de bundan cesaret bularak Beşiktaş'ı doğruyorlar. Açıkça doğruyorlar. Yani Başakşehir maçında çok güvendiğimiz Cüneyt Hoca vardaki açılara güvenmiyor kendine de güvenmiyor. Yana kemi çağırıyor suç ortak Hataylısın, olsun diye. Ha. Gel bakalım abi diyorsun. E sonra ne oldu? Kurban kurban olduğum Allah sana. Aynı günün içinde ve ertesi gün 5 tane pozisyon çıktı. Hataylı. Aynı pozisyonlar. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. E şimdi böyle olunca Beşiktaş görevlisi konuşuyor. O bir de pozisyonda Bünyamin hoca da penaltı dedi. Evet abi yani başka bir iki mesela. başka bir iki tane bence de penaltı o. Yani o bir penaltı pozisyonu. Ee, ama son saniyede Cornelius Ersin pozisyonu var. Golden hemen hemen. Trabzonspor'un golünden hemen hemen. Hı hı. O da penalto gibi değerlendirilebilir. Önce Vida hafif bir çekiyor Cornelius'u. Cornelius'un sıçramasını engel olamıyor gene de. Dersin topa topla karışık Cornelius'a vuruyor. Her iki takımda birer penaltımız tabi... yenildi denilebilir. Ama yani. bak yani denilebilir. sana Denizli göre bana göre stoper. Abi bak sana yok, göre bana de. göre tartışılacak bir pozisyon değil. Dünyanın her yerinde bu penaltı. Vida'nın poz... vida itildiği Vida'nın poz... itildiği bence Gezelan'ın pozisyonu asla değil. Yani evet. Orada öyle bir Bana ilk izlediğimde mesela yok. en yakın içlerinde oymuş i̇lk gibi geldi. İlk başta yani. öyle gibi gözüküyor da değil. Bir Ayağını, yani ayağını basmıyor Berat. Ayrıca, Ayak ayağa temas varsa da çok çok hafif yani. Ayrıca şunu da yani. söyleyeyim abi yayıncı kuruluşta bazı pozisyonları özellikle Beşiktaş'ın hakkını yendiği pozisyonları göstermiyor. Beşiktaş'a üzmeyin Beşiktaş. Ayıp ama yani üzmeyin Beşiktaş'ı Beşiktaş değil abi vefasızlık yapmasınlar haksızlık yapmasınlar böyle şey olur mu? Bir kere rekabete aykırı. Ya sen bırak. Kim kazanırsa kazansın biz de oturup futboldan zevk alalım. Biz her hafta bunları mı konuşacağız ya? Doğru. Peki abi sana şunu sorayım. Ee, işin tamam sağ dışı ve sağ içerisinde de hakem tarafı okey. Ee, peki sence Sergen Hoca'nın neleri değiştirmesi lazım abi? Yani abi, bana mesela bilmiyorum katılır mısınız ama abi bazı böyle spot maçlar var. Sanki bilmiyorum takvim yoğunluğundan mı? Hı. Yoksa başka bir şeyden mi ama abi işin analiz kısmında biraz tökezliyor gibi. Analizden ziyade Eçip. bak Beşiktaş kurmuş olduğu kadro, şampiyonlar gibi kadrosunu çok geç oluşturdu. Yani bu adamlar sezon başı hazırlık kampına katılamadılar. İyi geçirmedi diyorlar, evet. Ha, çünkü İlmaya ilk sezon başı hazırlık kampında iyi ha, geçirmedi Şimdi diyorlar. orada başkanı da suçlayamıyorum. Biraz daha bekleyip adamların da fiyat düşürmesini bekledi Beşiktaş'ın menfaatleri açısından. Yani şimdi hemen şampiyon olur olmaz gel kardeş sen de sözleşme yapalım diye istediğin adama 3-5 milyon euro verirsin. ama 35 gün sonra. Daha aşağıya çekme şansın olur, pazarlık şansın olur. Tabii tabii onu hep şey yapıyoruz. O yüzden mecbur. bir türlü istediği o ideal kadroyu kuramadı Beşiktaş. Ve Beşiktaş'ta benim de gördüğüm abi, bazı oyuncuların artık yedek kulübesinden çıkıp devre arasında gönderilmesi lazım. Katkısı olmayan oyuncu abi, niye oturuyor abi kulübede? As yedekler arasında büyük uçurum var ya. Evet abi yani oyuna giren katkı adamların vermiyorlar. bir katkısı o da doğru, olsun doğru. abi. O da doğru ama yani bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu Sergen Yalçın'ın ciddi formsuzluğu. İkincisi de başladı şimdi Şenol Güneş'le ilgili dedikodular. Yok başkan 15 günde bir yemek yiyor. Yok işte Şenol Güneş Beşiktaş'ı bekliyor falan gibi. Onlar ee, hep o Belki abi. o belki hani Sergen Hoca'nın canlı sıkıyor olabilir. Efsanenin şampuanıyla. Sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.